Bu kısım arkadaşlar makalelerde böyle küçük ayrı bir köşeye sarı yeşil bir kutucuk koyarlar ya. O şekilde bu hastalık hakkında ufak bir bilgi verilmiş. Huntington's disease, the background. Huntington hastalığı, background, alt yapı değil de alt bilgi diyebilirsiniz. Geçmiş diyebilirsiniz. Hastalığa dair bilgi demek. Background. Huntington's disease is a disorder of the central nervous system affecting an estimated 50,000 people in the European Union today. Huntington hastalığı bir rahatsızlıktır. Nasıl bir rahatsızlık? Disorder of the central nervous system. Merkezi sinir sisteminin rahatsızlığıdır, hastalığıdır. Nasıl ama affecting etkileyen. An estimated tahmini 50.000 kişiyi Avrupa Birliği'nde bugün şu ifade bakın etkileyen bir rahatsızlık. Buradaki affecting ta buradaki hastalığa bağlı. Previously known as Huntington's chorea, it causes the gradual loss of physical and then mental and emotional faculties. Previously daha önceden evvelden known as bilinen ne olarak Huntington's chorea olarak nasıl nesi? Kore Dans. Dans. Koreografi oradan mı geliyor acaba o zaman? Hmm, enteresan. Huntington dansı mı diyeceğiz o zaman? Koresi diyelim biz, boş ver. Evet. Daha önce Huntington's koresi olarak, dansı olarak bilinen bu hastalık causes, sebep olmaktadır. Neye? The gradual loss of physical and then mental and emotional faculties. Gradual, aşama aşama, derece derece, yavaş yavaş, kayıp. Neyin kaybı? İlk önce fiziksel ve daha sonra da mental ve emotional, duygusal fakülteler. Fakülti duyu yanlış değil ama özellik de diyeceksiniz. Fakülti parça kısım anlamı da var. Early symptoms include involuntary movements, stumbling, clumsiness, memory lapses, depression and mood swings. Erken ilk dönem semptomları içermektedir. Neler dahil? involuntary movements. Voluntary, gönüllü, istekli, istemli eğer tıpta olacak olursa. Involuntary ise istemsiz. Hareketler, stumbling, tökezleme. Stumble, uponla veya onla kullanılırsa arkadaşlar. Uponla çok daha sık kullanılır. Somebody veyahut da something bir şeye denk gelmek demek. rastlamak, karşılaşmak, şans eseri bir şey bulmak, İstanbul upon something. Clumsiness, bir insanı clumsy diye tarif ederseniz, y, s'den sonra y harfi var, clumsy. Sakar. Clumsy. Clumsiness, sakarlık. Memory lapses, hafıza, laps, Burada kayıp demek ama aslında memory losttan farklı. Loss direkt olarak kayıptır. Lapse'de ise geçici olarak kayıp. Lapse olunca geçici kayıp. Depresyon. Time lapse fotoğrafı aynen öyle. Mesela bütün gün boyunca çekim yapıyorsunuz ama iki dakika indiriyorsunuz mesela. Ne oldu? Arada bir sürü şeyi düşürüyorsunuz, kaybediyorsunuz mecburen. Ve mood swings. Şuradaki swing sallama demektir. Mesela bir sopayı sallama, savurma demektir. Taş fırlatma vesaire anlamında swing kullanılır. E, swing diye bir dans var değil mi hatırlarsanız? Aynı zamanda salıncağı swing denir, salıncak. Oradan oraya sallıyorsunuz. Mood swing ise ne olur? Mood, insanın ruh hali. Bir an çok keyifli, hop anında canı sıkılıyor. Veyahut da ruh hali gelgitleri daha güzel. Aynı öyle hamile bayanlarda. Bu çift kişilikli gibi olan kişiler ne deniyordu? Bipolar insanlarda mesela. Vesaire. Bunları demek ki içeriyormuş erken dönem belirtileri, semptomları. Although there is no known cure, drugs and exercise can help manage the disease. Gerçi hiçbir bilinen çaresi, tedavisi yoktur. Olmamakla birlikte ilaçlar ve egzersiz, antrenman, spor Can help yardımcı olabilir. Ne yapmaya? Manage the disease. Bu hastalığı yönetmeye faydası kontrol etmeye faydası olabilir. Yardımcı olabilir. Sorunuz var mı?